Fokus'ta karşınızdayız. Ben Güzem Yılmaz Ertem. Fokus programında ilk bölümde elbette dün gelen kapanmaların reel sektör etkisini konuşacağız bol bol. Birazdan Türkiye İmsat Başkan Vekili Ferdi Erdoğan bizimle olacak. Kendisiyle tam kapanma kararıyla beraber aslında inşaat sektörü tarafındaki yatırımlar, müteahhitlik hizmetleri bunlar ne kadar aksar? Zaten sektörde yüksek faiz ve artan ham madde maliyetlerinden dolayı sıkıntılar vardı. Bu tarafı da konuşacağız. Hemen akabinde Lidl Caesars Pizza Genel Müdürü Banu Arıduru bizimle olacak. Lidl Caesars'ın özellikle bu dönemde online satış kanallarını zaten arttırdığını, birçok aslında markada, birçok restoran zincirinde benzer bir talep var. Kendilerinde de benzer bir talep var mı, artıyor mu? Buna göre teslimatlar, kuryeler, yeni çalışma saatleri nasıl? Mağazaların kapanması, AVM'lerin kapanması cirolar üzerinde nasıl baskı yaratır? Bunları konuşacağız. Ve elbette kısa çalışma ödeneği uzatıldı ama başka bekledikleri destek, teşvik var mı? Çünkü birçok restoran sadece KÇÖ'ye değil, bu kapanma süreçlerine ilişkin ek teşviğe ihtiyaç duyduğunu söylüyor. Ağırlıklı olarak da turizm sektörünün böyle bir talebi var. Hepsini konuşacağız. Yine tabii bu bahsettiğimiz, acaba teşvikler, destekler gelir mi, gelmez mi? Çünkü şimdi henüz yeni bir açıklama yok. Zaten turizm tarafındaki vergi ötelemelerini biliyoruz. Kısa çalışma ödeneğinin Haziran'a kadar uzatıldığını biliyoruz ama yeni teşvikler için bütçede ne kadar yer olup olmadığı da tartışma konusu. Bazı ekonomistler, bazı uzmanlar bütçede bunun için yer var. Hükümet bu dönemde, pandemide hem bireysel tarafta vatandaşı hem de hatta özellikle hizmet sektörünü, turizm sektörünü direkt nakdi destekle desteklemeli diyor. Buradaki detayları Atıl Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Nevzat Saygılıoğlu'yla konuşacağız diyelim ve hemen gidelim ilk konuğumuza. Ferdi Erdoğan, Türkiye İmsat Başkan Vekili konuğumuz dedik. Ferdi Bey, hoş geldiniz Zeynep. Bulduk Güzel Hanım. İyi yayınlar diliyorum size. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Şimdi 29 Nisan 17 Mayıs arasındaki bu tam kapanma, 18 günlük sokağa çıkma yasağı ve tam kapanma. Sizin sektörü nasıl etkileyecek? Nasıl karşılıyorsunuz bu kararı? Onu sorarak başlayayım. Geçen sene yine Güzel Hanım, herhalde sizinle bir program yapmıştık. Orada da mücbir sebepleri konuşmuştuk. Bizim beklentimiz hep şudur. Uçtan uca tedarik zincirinin tamamının çalışmasını ve iş yapmasını bekleriz ki işler aksamasın. Bir bu var. İki, tam sezona giriyoruz. Bizim için, inşaat sektörü için sizler de biliyorsunuz. Sezon aslında Nisan ayı, Mart ayı ile başlar. Ve yazın Eylül, Ekim, Kasım'a kadar devam eder. Dolayısıyla şimdi uçtan uca işin tedarik tarafındaki aksamanın ne olduğunu tam bilmiyoruz. Çünkü bir madde açıklandı. İnşaat sektörüyle ilgili mevcut işlerin devamı, çalışılabilirliği, üretimlerin devamı. Ama tedarik tarafında ocaklar, maden ocakları, girdi yarım mamul üretenler, ham madde üretenler, çeşitli malzemeleri temin edenler, bunlarla ilgili kararın ne olduğunu çok bilemiyoruz. Zaten bu kesilirse sizin üretimi sürdürmenizin çok anlamı kalmıyor bir anlamda. İkincisi, bizim bir dağıtım ve satış kanalımız var, çok büyük inşaat malzemelerini. Öğrendik ki bu sabah onların kapanacağı. Bu da tedarik zincirinin bir parçası. Dolayısıyla inşaatlar devam ederken, üretim devam ederken, üretim öncesi tedariğin aksaması, üretim sonrası dağıtımın ve satışın aksaması sektörü bu anlamda birazcık bocalatır ve de üzer, hatta da biraz sıkıntıya sokabilir. Peki şimdi Ferdi Bey, tabii şöyle bir konu da var. Elbette yani bu kapanma, işte mücbir sebep, bunlardan bahsediyorsunuz ama zaten bunlardan bağımsız olarak sektörde çok fazla bir maliyet baskısı var. Yani kur tarafındaki yükseliş sizin maliyetlerinizi zaten arttırdı. Üretici fiyatlarında, genel fiyat düzeyinde bunu görebiliyoruz ama ben sizin özelinizde sorayım. İnşaat malzemelerinde ne kadar ham madde maliyetleri arttı? Bir de elbette maliyetler artarken şirketlerin, imsata bağlı şirketlerin nakit akışını yönetmesi için faiz baskısı da sırtlarında bir kambur oluşturdu. Biraz bu ikisinden de bahseder misiniz? Tabii ki bu son derece kritik bir konu ve de iyi ki bu soruyu sordunuz Güzel Hanım. Çünkü şöyle bir sorun var açıkçası. Biz her ne kadar Türkiye'de yerli ham maddenin girdi olarak kullanıldığı bir sektörün içinde olsak da ciddi bir şekilde de ithal ham madde kullanıyoruz. İthal ham madde tamamen sizler de biliyorsunuz ki emtia ve buna bağlı kurlara bağlı olarak Türkiye'deki maliyetin direkt girdisi. Şimdi üfe ve tüfeğe bakıyoruz. Hatta kırılımına bakıyoruz. İşte Mart'tan Mart'a baktığımızda son bir yıla üfe, tüfenin %16 artarken
ÜFE'nin yani üretici fiyat endekslerinin %31 arttığını, buradan aşağı doğru kırılımına baktığımızda da bizim sektör özellikle metal ürünler, mineral ürünler, maden ürünleri onların %27 ile %50'ye kadar artan bir maliyeti yaşadığını görüyoruz. Özellikle yılbaşından bugüne emtianın dünyada tedarikinde yaşanan sorunlar nedeniyle bazı malzemelerin bilerek belki de küresel ticaretin bir savaşı olarak verilmediği bir süreçte bunların maliyetlerinin artması, fiyatlar artması ve maliyetler artırması kadar doğal bir şey olamaz. Enerjiye hiç girmiyorum. Çünkü enerji şu anda belki yönetiliyor ama evlerdeki, konutlardaki ısınmanın normal sürece girmesiyle beraber muhtemelen enerji de fiyatlanacaktır. Bizim ürün gruplarına baktığımızda ki içerisinde demir çelikten, alüminyumdan, seramikten, camdan, tuğladan, kiremitten hepsinden bahsedebiliriz. Bunlara baktığımızda özellikle %20-25 civarında bir ithal malzeme, %20-25 civarında ortalamayı söylüyorum. Enerji girdisi var. Dolayısıyla inşaatlara bunu taşıdığımızda, üst yapı inşaatları, alt yapıyı da birbirine ait etmek lazım. Çünkü Türkiye'de toplam 100 ise satış, bunun 80'i üst yapı ve konutlara daha çok gider, %20'si alt yapıya gider. Demek ki konutların ve binaların taşıdığı bir sektör. İç pazar için söylüyorum bunu, ihracattan bağımsız olarak söylüyorum. Böyle baktığımızda arsa payına da düştüğümüzde %20 civarında malzemenin etkisi var. Malzemenin içerisine giren emtia fiyatlarının %100'leri arttığını ben size burada teker teker anlatabilirim. Endekslerle de anlatabilirim, malzeme üzerinden de. Ancak bu fiyatları da üreticinin almadığı da bir realite. Çünkü ciddi şekilde kendi içinde de olsa kapasite fazlalığında yaşanan rekabet var. Herkes ürününü stokta değil, ürün üretimde ve de inşaatta görmek istediğinden, bir an evvel bunu paraya çevirme telaşından, tahsilat sıkıntısını bunun yanına eklersek ve de kredi maliyetlerinde yüksek olduğunu varsayarsak, paraya çevirme telaşı da sektörde olduğu için maliyetlerin karşılığında fiyatın alınamadığı, ama bir de bu dur kalkların yaşanmasıyla beraber aksayacak olan bir sektörel sıkıntıyı diyeyim. Daha başka bir kelime kullanmak istemiyorum. Sıkıntıyı yaşayacağız gibi gözüküyor. Ferdi Bey, son sorum da şu olacak size. Beklediğiniz teşvikler nelerdir bundan sonraki süreçte özellikle sektör için? Biraz özetler misiniz? Teşviği çok net söyleyeceğim. İşlerimizin aksamadan yürümesi herhalde bu sektör için en büyük teşvik. Konteynerin bulunması, limanların çalışması, ulaşımın aksamaması, ihracatın önünün kesilmemesi, paranın tahsilatı, üretimin, tedariğinin sağlanması ve planlananın planlanan zamanda yapılması ve de bunun hayata geçmesi ve takip eden her süreçte de bunun tekrarlanır halde olması, yani sürdürülebilirliği sağlanması bu sektörde en büyük teşviktir. Yoksa yapılan işin faaliyetinden sonra oluşan kardan veya başka giderlerden bir takım destekler önemli olabilir. Ama şu anda en önemli şey üretimin aksamadan sürekliliğinin sağlanması en önemli bizim için teşvik olacaktır. Çok teşekkür ediyorum Ferdi Bey katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.